Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse Davud Aleyhisselam'ın ikinci kıssasını başka bir kaynaktan güzel bir şekilde yine size aktaracağız. Zira Davud Aleyhisselam ulul azim peygamberlerdendir. Hayatını öyle es geçmek istemiyoruz. Enverül Aşık'ın kitabına göre Ahmet İbican Hazretleri pirimiz şöyle beyan eylemiş. İbn Abbas radıyallahu anh'a demiştir ki, İlyas aleyhisselamdan sonra İsrail oğulları kavmi bölük bölük oldular. Hak Sübhanehu Teala Hazretleri Davud aleyhisselama onlara dini çağırıcı yolladı. Davud aleyhisselam İşa oğludur. İşa da Yahuza'nın oğludur. Yahuza da Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Böylece Davud Aleyhisselam'ın soyu Yakup Aleyhisselam'ın soyuna dayanmaktadır. İsrailoğulları kavmi fesada ve şeytanın vesveselerine uyunca Hak Teala Hazretleri Davud Aleyhisselam'a Zebur'u gönderdi. Zebur 150 süreydi. Bütün dua ve senadan ibaretti. Yani onun içindeki hepsi Allah-u Teala'ya yalvarış ve yakarıştı. Bütün süreler böyleydi. Bilmiyoruz ki acaba buradaki süreler Tevrat'taki gibi bir ayet miydi? Tevrat'ta her bir süre bir ayet idi. Burada da her bir dua bir ayet midir? Onu kaynaklardan bilmiyoruz. Bunun içerisinde helal, haram, farzları ve hudut yoktu. Yani bu kitabın içerisinde duadan başka Allah-u Teala'nın mükellef kıldığı ef'ar-ı mükellefin hudutları yoktu. Zebur'un başında bütün hikmetlerin başının Allah'tan korkmak olduğu yazılmıştı. Yani Zebur'un ilk şeyi, hani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir ya, Zebur'un da ilk ayeti neymiş? Allah'tan korkun yazılıymış. Hak Sübhanehu Teala Hazretleri buyurmuştur ki, her alim kendi bilgisiyle emel eylemezse o şeytanla beraberdir. İşte bu da Zebur'un son ayeti. Demek ki bilgiyle emel eylemeyen bir alim, ilmiyle amil olmayan bir alim şeytanın askeridir, şeytanla beraberdir. Allah-u Teala'ya sığınırız. Nauzu billah diyelim buna. Her dilinden Allah'ın zikrini düşürmeyen fakir, devriş kimse dünyası için zenginlerin önünde eğilirse köpekle beraberdir. Ya demek ki bir devriş, bir fakir zenginlerin önünde, zenginliklerinden ötürü eğilirse o da köpekleşmiş demektir. Her erkek, her zengin kimse malından zekat ve sadaka vermezse bu da hınzır ile beraberdir. Yani malının zekatını vermeyen kişi domuz siretinde ölür, domuzlarla beraber dirilir. Allah nasip ederse bu maymununa dönüşen kavmi de anlatacağız bu Davud Aleyhisselam'ın kıssalarından. Tabii şimdi oraya girmeyelim. Nakledilmiştir ki Davud Aleyhisselam'ın 99 karısı vardır. Hak Sübhanehu Teala Hazretleri ona öyle bir kuvvet vermiştir ki bir gecede hepsiyle birlikte olabiliyordu. Bir gecede hepsine erişebiliyordu. Allah-u Teala'nın kuvvet ve kudretinden, insana verdiği kuvvet ve kudretten kimse sual edemez. Bu Allah-u Teala'nın Davud Aleyhisselam'a verdiği bir nimettir. İnsanların aklının ötesinde. Bir gün İsrailoğulları, ey Allah'ın nebisi, bize senin faziletlerinden haber ver dediler. Davud Aleyhisselam da, benim faziletim şudur ki, Hak Sübhanehu Teala Hazretleri beni kardeşlerimin arasında peygamber seçti. 12 kardeşi vardı ya, onun arasında peygamber seçti. Burada bir şey anlatacağım sevgili kardeşler. Bizim Erzurumlu Abdülgafur Efendi vardı. Abdülgafur Efe, Seyyid Abdülgafur Efe Hazretleri manaya göçtükten sonra biz onu kabristana defin falan ettik. Defin işlerinde de çok hizmet ettim, helali hoş olsun.
Manaya göçtükten sonra ben o gece İstanbul'a giderken otobüste uyudum, yolda bir rüya gördüm. Ben Hacı Kaşıl Hazretlerine doğru kabri şerifine giderken, Kavusul Azam Hacı Kaşıl Hazretlerine doğru giderken, Gafur Efendi bana bağırdı. Engin Efendi, Engin Efendi, döndüm buyur abi dedim. Dedi ki, Engin Efendi, ben buradaki kardeşlerimin hepsinden nurluyum. Dedim, niye efendim? Dedi, çünkü babam bana şeyhliği verdi. Yanında yatan kardeşler var, Zeki Efendi, efendim, diğer kardeşleri, neyse. Görüyor musun? Burada da Davut Aleyhisselam aynısını demiş. O da aynısını bana söylemişti. Allah-u Teala ikisinin de şefaatini bize nasip müyesser eyleye. Bismillah. Elhamdülillah. Evet. Başka ne fazilet vermişti? Bakalım. Benim elimle Celut'u öldürdü ve bana Zebur'u gönderdi. Bir gün Davut Aleyhisselam mihraba girdi, secde ve rükû eyledi, çok ağladı. Çok gözyaşı döktü. Sonra başını göklere kaldırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın ve Yakup Aleyhisselam'ın kerametlerini zikrederek dedi ki, Ya Rabbi, bütün hayırların benden babamla ve dedemle gelmiş olduğunu gördüm. İlahi, İbrahim'i kendine halil kılmakla ule eyledin. Ateşi ona soyuk ve selamet eyledin. Onun düşmanı Nemrud'u helak eyledin. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam'ı gerçeklikle kemale erdirdin. İshak Aleyhisselam yalnızlıkta sadık kıldın. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla ulu eyledin. Musa Aleyhisselam'ı nebi ve seninle konuşmak için kerim eyledin. Harun Aleyhisselam'ı bilgili ve bilgilendirdin. Bilgiyle bilgilendirdin ve zaten beydi, beylerin beyni kıldın. İlyas Aleyhisselam'ı kavmini dine çağırırken ona yardım ettin ve yerlerde ve göklerde kuşlar gibi uçmasını sağladın. Davut Aleyhisselam sonra yine şöyle yalvardı. Ya İlahi, senden dilerim ki beni de senin katındaki kerametle has kılasın. Nitekim onları da kerametle has kıldın. Hak Teala Hazretleri Davut Aleyhisselam'a dedi ki, senin ululuğun şudur. Ben sana benzer hiçbir peygamber yaratmadım. Çünkü sen hem peygamber hem de benim halifemsin. Atan Adem'i yarattığım zaman dağlar da, Davut doğduğu zaman da bir şey okuyunca onun sesine dağlar ahenk tutsun dedim. Ta Adem Aleyhisselam'ın da Davut doğduğu zaman, o güzel sesiyle zabur okuduğu zaman dağlar da onunla beraber ahenk tutsun dedim. Demiri senin elinde hamur gibi yaptım. Sana demir gömlekle yani zırh yapmayı öğrettim. Kuşlar senin üstünde saf tutup duruyor. Sana gölge ediyorlar. Sen Allah'ını andığın, tesbih eylediğin zaman onlar da seni tesbih ederler. Ya Davut, İbrahim'i ateş belasına uğrattım. Hiç şikayet etmedi. Her halini bana bildirdi. Oğlunu kurban etmesini bildirdim. Sabır gösterdi. Onu boğazlamak için yere yatırdı. Ben yine oğlunun yerine koç gönderdim. Yakub'a Yusuf'un acısı ile ve gözlerini kör etmekle belalar verdim. O da sabretti. Musa peygamberi küçük içen belaya uğrattım. Anası onu ateşe bıraktı, beşiğe koydu, sulara saldı. Ateşe koydu yansın diye yanmadı. Bu sefer beşiğe koydu, sulara saldı. Tabi Allah ona vahyetti. O da sabreyledi. Ben de yakmadım. Ona merhamet ettim. Ey Davut, seni de bütün belalardan sakladım. Davut Aleyhisselam bu sözleri işitince secde etti. Şükür olsun sana ya Rabbi dedi. Sonra secdeden başını kaldırdı. Ya Rabbi şimdi anladım, bildim. Ya İlahi bundan sonra öteki peygamberler gibi beni de belalara sal. Ta ki ben de sabredeyim dedi. Bak dikkat edin, yeryüzüne gelen en büyük belaları yeryüzünün en büyük evliyası alır. Çünkü niye? Ondaki güzelliği o bilir. Diğerleri kaçarken o ona yapışır. Allah-u Teala belalara Davut Aleyhisselam'ın yaptığı bu gibi dua gibi Ya İlahi bundan sonra öteki peygamberler gibi beni de belalara sal diye dua edenlerden eylesin bizi. Şimdi ey Davut dedi, belaya ve gelecek vakte hazır ol, sabreyle. Filan ayın filan gününde üzüntülere uğrayacaksın.
Vaktaki o gün geldi çattı. Davut Aleyhisselam mihraba girdi. Kapıyı kapadı, ibadet etti, zeburu okudu. O gün şeytan geldi, altından bir güvercin kılığına girmişti. İnciden ve zebercetten kanatları vardı. Hemen Davut Aleyhisselam'ın önüne kondu. Davut Aleyhisselam kuşun gözlerini görüp şaşırdı. Fakat güvercin kaçtı. Davut Aleyhisselam onun ardına düştü. Davut Aleyhisselam onu o yerden tutmak istedi. Güvercin bir bastona uçup kondu. Bu böyle nasıl diyelim? Güvercin böyle geniş bir alanda, sahanda bostana uçup kondu. Bostanın içinde bir kadın vardı. Davut Aleyhisselam bu kadını görünce hemen onu düşünmekten aşık oldu. Allah Allah. Bak bu şeytan güvercin kılığına girip geldi Davut Aleyhisselam'ı diyor bostana kadar götürdü. Bostana kondu. Bostanda bir gari vardı. Davut Aleyhisselam onu görür görmez hemen aşık oldu. İşin aslı bu. O kadını almak istedi. O kadının üriye olduğunu söylerler. Bu bir suçtu. Sevgili kardeşler, bazı kaynaklarda da bunu anlatırken şeytan aleyhilale dama çıktı, damdan başka bir dama uçtu. O zaman damın da, efendime söyleyeyim, etrafı çevrili bir damın içerisinde bu kadının, komutanın kadını olan bu kadının anadan üryan yıkandığını Davut Aleyhisselam gördü. Onun o görüşte ona aşık oldu da deniyor bazı kaynaklarda. Ama biz Ahmet İbican pirimizin kaynağına devam edelim. Ülema Davut Aleyhisselam'ın bu suçunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Kimisi der ki o kadın değil erkekti. Davut Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam'a min kardeşlerin oğluna bir mektup yazdı. Uriye'yi bir tabut önünde yürütüp bir yere göndermesini bildirdi. Uriye'yi bir şeye yolculuğa götürdü. Böylece yola çıkarıldı ve orada şehit edildi. Uriye yani orduların başına komutan olarak koydu, ilerleyen saflara götürdü, uzak saflarda savaşsın, dövüşsün denildi. Bir sürü kıssa anlatıldı bu konu hakkında ama devam edelim. Kıssaları genişler süremiyorum. Tabii. Orada görünen en büyük özellik şu. Adam general idi rivayete göre. O general ordunun başında gitti, geri geldi. Gitti, geri geldi. En sonunda daha uzak yerlere gönderdi ve orada adam şehit oldu deniliyor. Davut Aleyhisselam bu kadınla gerdeğe girdi. Bak şimdi işin adına bak. O şehit olduktan sonra Davut Aleyhisselam onun karısını aldı. Ondan Süleyman Aleyhisselam doğdu. Dünyayı şereflendirdi derler. Davut Aleyhisselam bu kadınla gerdeğe girdiği zaman henüz ona yapışmadan önce Hak Subhanahu Teala Hazretleri Cebrail ve Mikail Aleyhisselamları Davut Aleyhisselam'a iki erkek kılığında gönderdi. Davut Aleyhisselam mihrab önünde dua etmekteydi. Bu iki melek geldiler. Mihrabın bir yanına Cebrail Aleyhisselam, bir yanında Mikail Aleyhisselam durdu. Davut Aleyhisselam onları görünce korktu. Korkma, bizim ikimiz arasında bir davamız vardır dediler. Şimdi sevgili kardeşler, Davut Aleyhisselam namusunu çok kıskanan, iffetine düşkün bir insandı. Evinden çıktığı zaman kapıyı mühkem kilitlerdi. Ya, bu da var. Efendime söyleyeyim, bir rivayete göre de bu iki kişi duvardan tırmanarak geldiler diye de söyleniyor. Bunlar iki kardeş olduğu beyan edince bazı kaynaklara göre bunlar insan idi, bazılarına melek idi ama biz bunları melek olarak biliriz. Dediler ki korkma, biz ikimizin arasında bir davamız vardır. Davut Aleyhisselam nasıl bir davanız vardır diye sordu. Birisi dedi ki bu benim kardeşimdir. Bunun 99 koyunu vardır. Benim de bir koyunum var. Bu kardeşim bana bu tek koyunu da bana ver diyor. Davut Aleyhisselam kardeşin senin tek koyununu istemekle sana zulüm ediyor denildi. Bir rivayete göre de dediler ki melekler biz bir babanın evladıyız, iki oğluyuz. Babamızdan 100 koyun düştü bize. Ben 99'unu buna verdim, bir koyun aldım. Şimdi onu da benden istiyor. Böyle bir rivayet de var tabii. Neyse. Yüce bilginlere göre burada Davut Aleyhisselam'ın suçu vardı. Bunlardan şahit istemeden ve kardeşim bu kardeşe zulüm ettiğinin hükmüne varılmıştı. Suddi rahmetullahi aleyh der ki, o iki kişiden birisi ötekini gözetip bu benim kardeşimdir. Ama benim 99 tane eşim hatunum var. Onun ise bir hatunu var. Ben de diliyorum ki bu eşlerim 100 tane olsun dedi. Davut Aleyhisselam o zaman öyle yapmaya kalkma. Yoksa seni döyerim dedi. Öyle ya,
benim 99 eşim var, bunun bir eşi var, bunu da almak isterim, 100 tane olsun da denilmişti diye böyle bir rivayet de var tabii. Bu sefer dedi ki, bak seni döyerim. O kişi de dedi, ya sen Uriya'nın bir tane karısı varken ve senin 99 karın elinde bulunurken onun kadınını almayı nasıl layık gördün dedi. Sonra iki melek de aniden gözden kaybolup gitti. Aha, işte burada Davut Aleyhisselam'ın anası ağladığı yer kardeş. Davut Aleyhisselam çevresine bakındı, kimse yoktu. Onların iki melek olduğunu, kendi halini kendisine bildirmek için geldiklerini anlattı. Eyvah dedi. Eyvah dedi. Aman ya Rabbi dedi. Hemen secdeye kapandı. 40 gece başını secdeden kaldırmadı. Sevgili kardeş, Musa Aleyhisselam da 40 gün Ebrahim'de kaldı da. İlyas Aleyhisselam da 7 yıl dağlarda aç susuz kaldı. Neyse. O halinde iken de yine Allahu Teala'yı tesbih, takdis ve feryat eyledi. Bütün hayvanlar ve kuşlar onunla birlikte ağlaştılar. Melekler esirgeyip Yüce Allah'a dediler ki, ya ilahi, Davud senin peygamberindir, halifendir. Ağlamaktan gözleri çeşmelere benzedi. Hak Celle ve Ala Hazretli meleklere susun diye buyurdu. Ben esirgeyenlerin en esirgeniyim. Errahmanirrahimim ve ben padişahım. Ben onu bilirim. Benim kapım tövbe edenlere açıktır. Ne büyük bir nimet. Allahu Teala'nın kapısı tövbe edenlere açıktır. O zaman Estağfirullah el-Azim el-Kerim el-Rahim el-Lezi La ilahe illahu el-Hayyul Kayyum ve etbu ileyh. Aşikar ve gizli işlediğimiz bütün günahlara tövbe ettik. Ya Rabbi bizi bu kapıdan içeri al. Amin. Davut Aleyhisselam secdesinde ilahi benim günahımı bana bağışla. Eğer bağışlamazsan bundan sonra suçumu halka belli olur diye yalvardı Cebrail Aleyhisselam. 40 geceden sonra Davut Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Ey Davut dedi, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri seni yargıladı, bağışladı. Nitekim Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu. Estağfirullah. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ اِنْدَانَ لَزُلْفَ وَهُسْنَ مَابٍ Sadakallahu lazim. Biz de onu koruduk. Çünkü o bize yakın olanlardandı. Onun dönüp geleceği yer de güzeldir. Ayet-i Celilesini buyurdu. Davut Aleyhisselam, ya Rabbi sen affetmeye de azap çektirmeye de kadirsin. Kıyamet günü olduğu zaman bir kimse ki benim bundan kanım var derse o vakit ben ne yaparım dedi. Yine secdeye kapandı ve Cebrail Aleyhisselam geldi. Çünkü o adam gölladı uzağa şehit edildi ya. Adam gelip dese benim bunda kanım var neydim ben dedi. Hak Sübhanehu Teala Hazretleri sana selam ediyor. Kalk dedi Cebrail Aleyhisselam. Kıyamet gününde ben onları bir arada toplar ve o kişiye Davud'a kanını bağışla derim. O da ya Rabbi bağışladım der diye buyuruyor. Yine Hak Teala sana şunu müjdeliyor. Ey Davud seni cennete koydum. Nerede dilersen yürü git. Canın ne çekerse onu ye iç diyor. Sevgili kardeşler 40 gün Ebrahim'e halvete girmeden bir insan cennete giremez. Temizlenmeden cennete giremez. İşin aslı bu. Davut Aleyhisselam 40 gün o da ağlaması buna delil. İbrahim Musa Aleyhisselam'ın 40 gün Ebrahim'de kalması buna delalet eder. Dervişlerin 40 gün halvette kalması buna delalet eder. İşin aslı bu. Yoksa mümkün değil. Neyse konuya dönelim. Abbas radıyallahu anh'a şöyle nakletmiştir. O iki melek geriye dönünce Davut Aleyhisselam secdeye kapandı, başını yerden hiç kaldırmadı. İbadet vakti gelince ibadetini yapar, yine başını secdeye koyardı. Böylece 40 gün 40 gece yemedi, uyumadı, durmadan ağladı. Hak'tan talep diledi secdesinde. Demek ki efendi kardeşler kafayı yere koyup tövbe etmek Davut Aleyhisselam'ın sünnetlerindendir. Ya ilahi derdi, beni düşmanım olan iblisten kurtar. Ya ilahi beni sen yarattın. Ya ilahi ya Rabbi böyle etmemi takdir ettin. Alnıma yazdın. Ya ilahi ben hangi gözle sana bakayım? Ya ilahi ben güneşin ısısına sıcaklığına dayanamıyorum.
Cehennemin ateşine nasıl takat getireyim? İlahi ben senin gök gürlemenin sesine güç yetiremiyorum. Cehennemin avazına nasıl güç getirebilirim? Ya ilahi içimi, dışımı, sırrımı, açığımı sen bilirsin. Benim özrümü kabul eyle. Benim bu özrümü kabul buyur ya Rabbi. Rahmetin ile beni yargıla. Beni rahmetinden ırak etme. İlahi günahımı ikrar eyledim. Sen beni hur eyleme diye yalvardı, yakardı. Vehip rahmetullahi aleyh dedi ki Davud aleyhisselam Hak Teala'ya şöyle yalvardı. Ta ilahi sen şanı yüce Allah kimseye zulüm etmezsin. Benim halim nice olacak? Hak Teala dedi. Ya Davud, Uriya'nın kabrine git. Ona şöyle helallik dile. Ben onu işittiririm dedi. Davud aleyhisselam Uriya'nın mezarına gitti. Uriya dedi ki Lebbeyk, sen kimsin ki beni uyandırdın? Ve lezzetimi yarıda bıraktın, kestin dedi. Davud aleyhisselam ben Davud'um dedi Uriya. Ey Allah'ın nebisi niçin geldin diye sordu Davud aleyhisselam. Senden helallik dilerim sana ettiğim şeyden dedi Uriya. Bana ne iş ettin ki diye sordu Davud aleyhisselama. Seni tabutun önünde yürüttüm, şahit oldun dedi. O sır sandığının önüne alıp da savaşlara gidiyordular ya, oradan yürüttüm ve sen bu işe şehit oldun dedi. Uriya sana helal olsun, ben cennete koydular dedi. Hak Teala Hazretleri o zaman ey Davud dedi, sen bilmiyor musun ki ben adil bir hükümdarım. Sen Uriya'ya senin karını aldım diye söyle. Davud aleyhisselam yine Uriya'ya ben senin hatununu aldım dedi. Uriya da bu sözü işitince ya Allah'ın peygamberi dedi. Nebiler böyle mi iş işler? Ben seninle kıyamet gününde Hak Teala'nın huzurunda söyleşirim. Davud aleyhisselam bu sözü işitince oradan ayrıldı. Başına toprak saçtı. Yazıklar olsun Davud'a diyerek ağladı. O zaman Hak Teala'dan bir nida geldi. Ya Davud, seni yargıladım, bağışladım, gözünün yaşını ezirgedim, duanı da kabul ettim. Davud aleyhisselam, ya Rabbi, Uriya benim hatamı kabul etmedi, bağışlamadı dedi. Hak Teala Hazretleri, ya o Davud, ben azimüşşanım, kıyamet gününde Uriya'ya öyle bir nesneyi vereyim ki, onu gözler görmedi, kulaklar işitmedi. Uriya buna razı olur dedi. Hak Teala Uriya'ya gözden görmedi, kulakla işitmedi hediyesini söyledi. O da ya Rabbi ben bunları hak edecek ne işledim dedi ya da ben bunları hak edecek bir iş işlemedim. Dedi ki Hak Teala sen eğer Davud'un suçunu bağışlarsan ben de onları sana veririm dedi. Bundan cennetin karşılığı ivazı olsun. Davud aleyhisselam o zaman ya ilahi dedi şimdi bildin ki beni yargıladın ve beni bağışladın. Günümüzde Davud Aleyhisselam'ın yapmış olduğu gibi nice insanlar var değil mi? İhvan kardeşlerinin hanımlarını kaçırıyorlar, kaçırıyor. Kaçırıyorlar. Allah'ım muhafaza. Hayhu. Vehip yine şöyle demiştir. Davud aleyhisselam tövbe ettiği zaman ağlamaya başladı. Bu ağlayış tam 30 yıl gece, 30 yıl gündüz sürdü. Yani 30 yıl hem gece hem gündüz ağladı. Suç işlediği zaman 70 yaşındaydı. Suçundan sonra zamanlarını dörde ayırdı. Bir gün İsrail oğulları arasında hükümlerde bulunurdu. Bir gün kadınları ile birlikte yaşardı. Bir gün de sular kıyısında ve dağlarda ağlar gözyaşı dökerdi. Bir gün de evinde yalnız başına otururdu. Ülkesinde 4000 mihrap vardı. 4000 ibadet edici ve zahit toplanır. Davud aleyhisselam için birlikte ağlardılar. Vay be! Demek ki Davud Aleyhisselam'ın 4000 kişiye 4000 veli önderliği var. Davud Aleyhisselam gezme günü gelince sahraya çıkardı. Güzel bir avaz ile tatlı bir sesle okur okur ağlardı. Ya. Dağlar, taşlar, kuşlar ve canavarlar da onunla birlikte ağlardı. Eğer bütün dünyanın gözlerinin yaşını bir yere biriktirseydiler, Davud Aleyhisselam'ın gözyaşı onlara eş olurdu.
Ne zaman yemek yese, su içse, gözlerinin yaşı o yemeğin o suyun içine karışır, yer ve içerdi. Nakledilmiştir ki bir gün Davud Aleyhisselam vaaz etmekteydi. Hak Teala ve Celle Hazretlerinin kereminden ve korkularından söylüyordu. 40.000 kişi dinliyordu. Evet. O gün onun vaazında efendime söyleyeyim 40.000 kişi dinliyordu ve bu 40.000 kişinin içerisinden birçok kişi o gün onun vaazında Allahu Teala'nın bu nimetlerine dayanamadıkları için öldü. Vay be. Bu nasıl bir iştir ya? Allah-u Teala'nın kereminden ve korkularından anlatırken o gün birçok kişi o vaazda Allah diyerek bağırarak öldü. Ulan bu nasıl bir iman, nasıl bir hal ya Rabbi? Allah-u Teala Hazretleri ayeti celilede Saç Suresi 27'de ya Davud, biz seni yeryüzüne hükümran kıldık. O halde insanlar arasında doğrulukla hükmet. Buyuruldu. Nakledilmiştir ki bir gün gökten Davud Aleyhisselam'a zincir indi. Hak Subhanahu Teala ya Davud diye buyurdu. Halk arasında bununla hüküm eyle. Bir kişi dava açtığı zaman bu zincire yapışsın. Eğer davası gerçekse o zincire erişsin. Eğer yalansa erişmesin. Bir kişi bir arkadaşına birçok inci emanet etmişti. İnciye emanet eden incilerini geri istedi. Arkadaşı hemen o incileri asasının içine koyup gizledi. İkisi de Davud Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Ey Allah'ın Resulü, bu kişi de incilerim emanet bırakmıştım. Şimdi inkar ediyor. Ben sözümü gerçek söylüyorum dedi. Geldi ve onun zincire yapıştı. Bundan sonra öteki kişi de asasını inci sahibine uzatarak tut dedi. Sonra da sen bunu tut ben de gideyim dedi. Bir doğru söyleyeyim gelim. Sonra da ben bunun incisini geri verdim. Elimle eline verdim. Benim de sözüm gerçektir. O da zincire yapıştı. Davud Aleyhisselam şaşırıp kaldı. Zincirde geriye göklere doğru bir anda uçtu gitti. Ondan sonra Hak Teala Davud Aleyhisselam'a ey Davud dedi. İki kişi birbirini dava ettikleri zaman tanıklarla hüküm eyle. Ya Davud sana senden sonra bir oğul vereceğim yerine halife olsun. Ya Davud hizmeti dosdoğru olarak 90 bölüktür. Evet. Hizmet dosdoğru olarak 90 bölüktür. 70'ini oğlun Süleyman'a verdim, 20'sini de geri kalan halka verdim. Bundan sonra Davud Aleyhisselam, ey benim oğlum Süleyman dedi, sana 3 öğüt vereyim. Bir eline geçmeyen bir şey için tevekkül eyle. 2 eline geçen bir şey için razı ol. 3 elinden giden bir şey için sabreyle. Şimdi bu nasihatları verdikten sonra şuraya bir şey daha söyleyeyim sevgili kardeşler. Davud Aleyhisselam o zincir gökyüzüne uçarken Süleyman Aleyhisselam da oradaydı. Geldi dedi ki babacığım bunların ikisi de doğru söylüyor ama biri dürüst değil. Şimdi burada bu pirimiz bunu yazmamış ama bazı kaynaklardan şöyle diyor. Babacığım bu incileri, mercanları, altınları neyse emanetleri veren de doğru söylüyor, alan da doğru söylüyor. Ama bunların ikisi de doğru söylüyor ama biri dürüst değil. Babası dedi nasıl yani? Dedi babacığım asayı kır görürsen. Asayı kırınca o inci mercanlar ya da altınlar döküldü. Çünkü adam eliyle eline vermişti zaten asanın içinde olduğunu. Anlıyor musunuz? Sevgili kardeş günümüzde insanların çoğusu da doğru söylüyor ama dürüst değil. İşte bundan ötürü Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'ın oğluna dedi ki yeryüzünde doğruluk 90 bölüktür. 70'ini Süleyman'a verdim. 20'sini de geri kalan halka verdim. Onun için Davud Aleyhisselam oğluna 3 nasihat buyurdu. Vehi İbn-i Münebbi Rahmetullahi Aleyh der ki Süleyman Aleyhisselam 7 yaşına girdiği zaman Cebrail Aleyhisselam babası Davud Aleyhisselam'a geldi. Altından bir sahife getirdi. Vay be! Dedi ey Davud Hak Teala Hazretleri sana selam ediyor. Oğullarını bir yere topla. Onlara bu sayfede ne yazıyorsa oku. Her kim onlara cevap verirse o senin yerine halife olarak geçecektir.
Davut Aleyhisselam hemen öyle yaptı. Oğullarının içinde Süleyman hepsine cevap verdi. O da Süleyman Aleyhisselam'ı yerine halife koydu. Nakledilmiştir ki Davut Aleyhisselam Beytül Mal'dan, devlet malından yemezdi. Hak Teala Hazretleri ona demir ile hamur, demiri böyle elinde hamur gibi bir yapıp sıcak demiri hamur gibi işleyen bir sanat verdi. Demirgen gömlek yapmayı, zırh yapmayı öğretti. Günde bir gömlek yapar, 6.000 akçeye satardı. 2.000 akçesini nefsine ve ailesine nafaka ederdi. 4.000 akçesini İsrail oğullarının fakirlerine sadaka verirdi. Diyelim, belli cemil müminine ver, müminet ver, müslümine ver, müslümet, elahiyyâ minhüm velen vat, ya gâdiyel hacat ve ya mücibet taat. İstecip duana bir rahmetike ya erhamer rahimin. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala nasip eylerse Davut Aleyhisselam'ın başka bir bölümde anlatmaya devam edelim. Şimdilik bu kadar. Söyleyelim, Davut Aleyhisselam'ın hikmetleri bitmez kardeşim. Davut Aleyhisselam'ı biz gördük. Bir gün Erzurum'un eski belediyesi vardı. Lale Paşa Camisi'nin yan tarafında, İstikbal Mobilya'nın üst tarafında. Orada tek seçenek sürücü kursu vardı. Efrullah Hızarcı kardeşlerimiz. 2000 yıllarının başındaydı zannedersem, 2001 ya da 2002 o civarlarda. Oranın üstünde bir mescit yapmıştı Efrullah Abigil. Biz de oraya gittik. O gün namazı kıldıktan sonra, yatsı namazını kıldıktan sonra zikreyle başladık. Öyle bir zikre tutuştuk ki sormayın, zikrin harareti içimizi yaktı. Nasıl oldu? Şu ara bir gözümü açtım. Baktım ki camdan içeriye Davut Aleyhisselam bakıyor. Öyle uzun boylu, öyle heybetli ki o binanın boyu kadar boyu vardı ve o kadar heybetliydi. Enteresan bir şey. Allah-u Teala Hazretleri heybetinden içimi yardı ama o kork, içim yarılmayla beraber ona bir şevk, ona bir sevgi, ona bir iştiyak duydum. Onu doya doya seyrettim. O kadar da güzeldi. Yine bizim bir İsmirli Hasan amca vardı. Dursun Baba Hazretlerine gelmiş, demiş ki baba ben Davut Aleyhisselam'ı gördüm. Baba efendi yapma ya, nasıl gördün? Baba diyor üstümden uçuyordu, bir uçak kadardı. Babam da Dursun Baba Hazretleri doğru görmüşsen dedi. Evet aynen öyle. Kuş gibi üst adamın üstünden uçarken görmüş Hasan amca. Vay be, Allah-u Teala'nın ne kulları var yüzünde ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Davut Aleyhisselam'ın ve diğer ulul azim peygamberlerin şefaatlerine nail eyle. Ya Rabbi bizi Davut Aleyhisselam'ın doğruluk ve dürüstlüğü ve onun yaptığı zikir gibi doğru, dürüst ve zikreden kullarından eyle. Ya Rabbi bizi çok ağlayan, az gülen kullarından eyle. Ya Rabbi sen bize affı mağfiret eyle. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin valiyin velhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, pir-i piran için, Hatemül Enbiye ve Hatemül Evliya'nın ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Selavat.